Şimdi sevgili izleyiciler, meclisteki bütçe görüşmelerinden bahsediyoruz, gerilimden bahsediyoruz, içeriği ne kadar akılda kalıyor kalmıyor bunlardan konuşuyoruz. Özellikle tabii ki bütçe görüşülüyor. Bütçe dediğimiz şey önümüzdeki senenin evet hazırlanmış olan bütçesi ki artık %40'lara varan bir kayıp söz konusu, erime söz konusu. Doların dövizin haline bakacak olursanız geldiği günden bu yana meclise, ama bunun yanı sıra bir de bu geçen sene bütçe nasıl, nerelere harcanmış, hangi sözler verildi, ne kadar tutuldu, bunun da bir nevi hesap verilmesidir. Bunun hesabının sorulduğu, hesabının verildiği, bir şekilde bunun açıklandığı kamuoyuna da yerlerdir aslında, değil mi? Yani böyle görüşmelerdir, ama bunun dışında her şeyin konuşulduğunu ve her türlü gerilimin yaşandığını görüyoruz ne yazık ki, bu hesap verilemediği için çoğunlukla. Şimdi TÜİK'in hesaplaması da çok tartışmalı son zamanlarda. En son da geçtiğimiz haftalarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesi ama içeri alınmaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabı bir tek bana verirler ya da ilgili bakanlara verirler, sana değil, sorularını yazılı ver, yazılı cevap alırsan alırsın demesi, böyle bir yönetim anlayışına dair eleştiriler de olmuştu biliyorsunuz. Bu TÜİK yetkililerinin meclise gitmesi bekleniyordu dün ama gitmediler. Meclise de niye gitmezleri bekleniyor? Bütçe görüşmeleri hasebiyle, haliyle sevgili izleyiciler. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, TÜİK Başkanının derhal istifa etmesi lazım diyor. Gerçek enflasyonla TÜİK'in enflasyonu arasında 2,5-3 kat fark var. Paylaştığı verilerle tepkilerin odağı haline gelen milletvekillerine kurumun kapısını kapatan Türkiye İstatistik Kurumu yetkilileri bütçe görüşmelerinde ortadan kayboldu. Ne demek bir kamu kuruluşunda kapıdan alınmamak? Buna kim cesaret edebilir? Bu nasıl bir anlayıştır? Devletin itibarı, güvenini temsil eden bu kurumlar devleti ne hale getirmiş? TÜİK markette ve pazarda %50'yi geçen fiyat artışlarına rağmen enflasyonu %21 olarak açıklamış. CHP lideri Kılıçdaroğlu o verilerin nasıl hazırlandığını sormak için TÜİK'in kapısına gitmişti. Memurun hakkını savunmak için, işçinin hakkını, emeklinin hakkını savunmak için, milyonların hakkını savunmak için buraya geldim. Siz rakamları küçük gösteriyorsunuz. Soracaktık onlara. Bu verileri nereden aldınız? Kimlerden aldınız bu verileri? Ancak TÜİK'in kapıları CHP heyetine açılmadı. TÜİK yetkilileri Kılıçdaroğlu ve milletvekillerini binaya sokmadı. TÜİK, yani Türkiye İstatistik Kurumu, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış, bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık bir devletin kurumu değildir. TÜİK her yıl asgari ücret görüşmeleri için hazırladığı çalışanın bir aylık geçim maliyeti raporunu da bu yıl komisyona sunmadı. TÜİK'in bu tavrı komisyon toplantısının tıkanmasına yol açtı. Komisyon olarak bu hesabı bugün burada yaptık. Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelerle rakamları bir araya getirip karşılaştırdık. TÜİK Başkanı Sait Erdal ve TÜİK temsilcileri mecliste kurumlarının 2022 yılı bütçe görüşmelerine de katılmadı. CHP Grup Başkanı Başkan Vekili Engin Özkoç, gelirse tepki gösteririz demiştim. Gelmedi ve gelmediği yüz yok dedi. TÜİK Başkanı milletin temsilcilerinin önüne demir parmaklıklar çeken, millete değil saraya hizmet eden bir başkandır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin bir kurumunu temsilen bulunması doğru değildir. Kendi bulunduğu kurumun demokratik kurallarına dahi uymayan, sadece saraya kulak vererek hareket eden bir kişinin orada daha fazla oturmaması lazım. Derhal istifa etmesi lazım. Bugün gelmemesi de isabet olmuş. Kim ne yaparsa CHP demokrasi kuralları içerisinde karşılığını verecektir. Ona da vermiştir.